söylüyorum. Kıymalı kol böreği için 250 gram kıyma, 6 adet milföy hamuru, 2 adet soğan, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber, üzeri içinde 1 adet yumurta sarısına ihtiyacımız var. Şu şekilde. Yumurta sarısını isterseniz biraz yağ ile çırpabilirsiniz. Evet, hemen yapımına geçiyorum. Bunun için önce kıymayla soğanı biraz kendi içlerinde öldüreceğim. Yalnız hiçbir şekilde yağ koymayacağım. İstiyorsanız zeytinyağı veya tereyağı da koyabilirsiniz. Milföy hamuru zaten yağlı bir hamur olduğu için iç malzemeye yağ koymak istemedim. Hemen kıymayı koyuyorum. Zaten kıymanız yağlıysa çok da fazla yağ gerek kalmıyor. Biraz da kilolarınız varsa, börek canınız istiyorsa bu böreği yapabilirsiniz. Yağsız bir kıymayla ve hiç yağ koymadan soğanla birlikte kıymayı tatlandırıyorum. Baharatlarla da tatlandıracağım. Yine milföy hamuruna da yağ koymayacağım. Dediğim gibi zaten yağlı. Ama milföy hamuru evinizde yoksa yufkayla da yapabilirsiniz aynı böreği. Ya da evimde kendim börek açayım diyorsanız hemen un, su ve tuzla bir hamur açıp yufka şekline getirebilirsiniz. Evet. Tuzu koyuyorum. Karabiberini koyuyorum. İsterseniz sarımsak da çok yakışıyor bu için içine. Daha sonra maydanoz ilave edeceğim. Sadece tuz ve karabiber ekledim. Ben genelde kıymalı böreğin içine evimde varsa, kalmışsa ufak tefek cevizler ilave ediyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Siz de evinizde deneyin. Bir gün özellikle cevizli börek de yapmak istiyorum. Kıymalı cevizli börek. Evet. İyice kıyma suyunu verdikçe soğanla birlikte kavruluyor gördüğünüz gibi. Fırını da zaten 180 dereceye getirmiştim daha önceden. Şöyle kendi içinde kavruldu. Hemen milföy hamurlarını, dondurulmuş olarak satılıyor biliyorsunuz, kareler halinde. İsterseniz tek kareyi de büyütebilirsiniz. Ben hemen şimdi göstereceğim size. Şu şekilde görmeniz daha kolay olacak herhalde. Hafif unlanmış bir tezgahta. Özellikle oda ısısına gelmiş, iyice çözülmüş olan milföy hamurunu açmanız daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi oldukça ince bir şekilde, yufka kadar ince bir şekilde hazır olmuş oluyor. Evet, hepsini tek tek bu şekilde açacağım. Bir yandan kıyma kavrulurken oklavayı sadece tek yönde çalıştırırsanız ve yapışmasın diye birazcık unluyorum. Dikdörtgenler elde ediyorum çünkü kol böreği yapacağım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde milföy hamuru incecik açılıyor ve inanılmaz lezzetli bir börek oluyor. Ağızda dağılan çıtır çıtır. Çok güzel bir börek oluyor. Üstelik de çok kolay, çok da lezzetli bir börek olmuş oluyor. Evet. Kıymaya hiç yağ koymadım. Soğanla birlikte kendi içinde tuz, karabiber koyarak kavurdum. İyice kavruldu. Şimdi içine maydanoz ilave edeceğim. Siz istediğiniz diğer baharatları da kullanabilirsiniz.
Evet, artık altını kapatabilirim. Çünkü biraz da soğuması gerekiyor hamurun içine konmadan önce. Milföy yapraklarını uzun dikdörtgenler oluşturuyorum. İyice oda ısısında çözülmeyi bıraktım. Mutlaka milföy hamurunun çözüldükten sonra tekrar dondurucuya koymamanız gerekiyor. Her türlü gıda için bu önemli. Difüzden çıkan şey çözüldüyse tekrar difüze konmaması gerekiyor sağlık açısından. Buna dikkat ederseniz, özellikle de etleri difüzden çözmek için çıkartıyorsanız ya soğuk suyun içinde bekletin ya da buzdolabınızın alt gözünde bekletirseniz daha iyi olur. Oda sıcaklığında kendi kendine çözmeye bırakırsanız bakteri oluşuyor. O yüzden de sağlığımıza zararlı. İsterseniz soğuk suyun altında çok kısa sürede çözebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi milföy hamurlarını parça parça açtım. İstediğiniz şekilde siz de açabilirsiniz. Veya sadece üçgen üçgen katlayacağım diyorsanız, kol böreği yapmayacağım diyorsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, ben bir miktar maydanozu hemen şöyle yıkanmış, ayıklanmış maydanozu saplarının su alacağı şekilde suya değdiriyorum. Ve bir vazo içerisine koyuyorum. Daha sonra da istediğim gibi elimin altında hazır olmuş oluyor. Evet. Kıymalı için maydanozunu da koydum. Gördüğünüz gibi oldukça soğuk, sıcak soğuması gerekiyor. Hemen çabuk soğusun diye başka bir kabın içerisine alıyorum. Bu yöntem çabuk soğuması için faydalı. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Şimdi artık oklavayı kaldırabilirim. Ve soğumuş olan içten ince yapmış olduğum hamurların içine koyacağım. Şu şekilde. Dediğim gibi daha soğutursanız daha iyi olur. İsterseniz ben bu işlemi yaparken siz de malzemeyi not alamadıysanız malzemeyi de size hemen sayacağım. Şu şekilde katlıyorum. Hemen malzemeyi söyleyeyim size. 250 gram kıyma, 6 adet milföy hamuru, 2 adet soğan, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber, üzeri içinde yumurta sarısı. Dediğim gibi baharatlar tamamen sizin zevkinize bağlı olarak değişebilir. Acı seviyorsanız acı koyabilirsiniz. Evinizde kalmış kuru yemişler varsa özellikle de fıstık ve ceviz. Bu börekte kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzet veriyor içinde. Evet, milföy hamurlarını ince bir şekilde açtım. İyice çözülmesini bekledikten sonra. Ve dikdörtgen oluşturdum. Yapmış olduğum kıymalı harcı da içine koyup şöyle sarıyorum. Şimdi isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya kol böreği gibi tepsiye şöyle hafif döndürerek bir köşesinden başlayarak bu şekilde sarıp hazırlayabilirsiniz. Yapımı da çok kolay. Çok fazla hamur açmayla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ve bu şekilde de tepsiye diziyorum. Dediğim gibi hiç yağ koymadım. Kesinlikle yağ koymadım. Yağ, çünkü
Kıymanın zaten kendi yağı var. Ekstra yağ koymanıza gerek kalmıyor. Soğanla birlikte kıymayı öldürdüm. Daha sonra baharatını ekledim. Ve inceltmiş olduğum milföy hamurlarının içerisine şu şekilde koyup sarıyorum ve tepsiye kol böreği gibi diziyorum. Evet, üzerine de şu şekilde yumurta sarısını isterseniz yağ ile karıştırabilirsiniz. Dediğim gibi eğer kiloluysanız ve börek canınız istediyse hiç yağ koymadan yapmış olduğum bu böreği yapabilirsiniz. Evet, hemen fırına koyuyorum. Gördüğünüz gibi fırında daha önceden